Haberler.com stüdyolarında birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Olgun Bey, teşekkür ederim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yapmış olduğu bir çağrı var. Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim şeklinde. Yapılan bu çağrı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Hükümet kanadından bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Diğer partilerin yayın organlarından bir takım açıklamalar yapıldı. Bu çağrıyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Dilerseniz bu soruyla programın startını verelim. Şimdi öncelikle tabii e, biz sadece elektriğe değil, doğal gaz olsun, akaryakıt olsun, işte gübre fiyatları olsun, e, pazarda sebze fiyatları olsun. Bütün buradaki yüksek zamlara ya da yüksek fiyatlara e, zaten e, doğru kabul etmediğimizi, e, bunların süratli bir şekilde aşağıya doğru inmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, yapılan zamların e, tekrar geri çekilmesini, bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Örneğin elektrikten başladık. Elektrikle ilgili biz Büyük Birlik Partisi olarak e, bu o kademeli e, fiyatlandırma sisteminin e, sadece iki kademede bırakılmasını da doğru bulmadığımızı ifade evet. ettik. Yani evet bir kademeli sistem mutlaka olmalı. Yani e, acil ihtiyaç nedir? Diyelim ki işte 250 kWh. Bunun fiyatı çok minimum olmalı, düşük olmalı. E, yukarıya doğru bu elbette artırılmalı. E, lakin burada konutlar için ayrı bir tarife, esnaflar için ayrı bir tarife uygulanmalı. Yani esnaf da burada korunmalı. Üretici, sanayici ondan sonra burada mutlaka korunmalı, desteklenmeli. E, biz Büyük Birlik Partisi olarak, Türkiye'de enflasyon ne kadar şu anda? %50 Ocak ayı enflasyonu. Yani devletin yapacağı hiçbir zammın %50'nin bir kere üstünde olmasını doğru bulmuyoruz. Yani bir kere hiçbir şey %50'nin üzerinde enflasyon buysa kardeşim %50'nin üzerinde bir zammı kabul etmiyoruz. İkincisi mesela akaryak akaryakıt zamlarıyla ilgili devlet ÖTV alıyor. Evet. Özel tüketim vergisi. Belli bir süre bunu almadı pandemi döneminde. Şu anda tekrar başlattı. Fiyatları biraz yükselten de bu. Mesela 2 e, e, nokta e, 55 hatırlıyorsam benzinden alıyor. 2 civarında mazottan alıyor. TL olarak 2 lira. Evet. 1 e, lira seviyesinde de LPG'den evet. alıyor. Şimdi bunları kaldırması lazım. Otomatikman bunlar kalktığı zaman yani devletin aldığı özel tüketim vergisi burada akaryakıt fiyatları da gerilecektir. Çünkü ta gelen zam nakliyeyi direkt etkilediği için taşımacılığı çok alana birden zam olarak yansıyor. Fiyat yükselmesi olarak yansıyor. Şimdi tabii Kemal Bey'in tavrına gelince bu tavır hani ciddi bir siyasetçinin tavrı olamaz. Yani bu tamamen politik bir tavırdır. Ve çok agresif bir tavırdır. Şimdi bir de toplum şuna bakar. Şimdi bu tavrı gösteren kişi ya da kurum ne yapıyor? E siz şimdi gidip e, geceli 100 bin lira bir e, otel odasında ya da rezidansta kalıp da e, sonra elektrik faturası üzerinden e, milleti acite etmeye çalışırsanız ya da milleti devlete karşı, kurallara karşı, yasalara karşı itaatsizliğe çağırırsanız e, bu e, doğru olmaz. Bu e, yanlıştır. E, en hafif ile yanlıştır. Dolayısıyla da e, Kemal Bey tabii son dönemde kendini Cumhurbaşkanı adaylığına iyice e, hazırlamış, öyle görüyorum. Ve e, burada da e, işte önce kurumlara, Eğitim Bakanlığı, TÜİK işte randevu almadan e, gidip kapılara dayanmalar, işte daha sonra işte e, gece yarılarında işte o yüz binler, geceli 100 binlerlik otel odalarından yaptığı açıklamalar işte şimdi bu açıklaması biraz hem tabanını diri tutmaya çağırıyor. Öbür taraftan da toplumu itaatsizliğe davet ediyor. Devlete karşı, hükümete karşı. Bu doğru değil. Bu anarşi çıkmasına sebep olur. O zaman burada da İstanbul'da da şimdi tutsa diyelim ki vatandaşların bir kısmı da kalksa dese ki biz de işte burada İstanbul Kart'a %92 zam yapılmış. O zaman ben de İstanbul Kart'ın parasını ödemiyorum ve de otobüse biniyorum. Kart kullanmıyorum. Bedava seyahat ee, bedava edeceğim. Bedava seyahat edeceğim. Şoförü de takmıyorum. Ya da işte e, halk ekmeğe e, diyelim ki e, 1.25'ten 2.5'e çıkmış ekmek. %60 oranında zam yapılıyor. E, gidip ekmeği alıp parasını ödemeden gitmeye kalkarsa, su faturasını ödemeye kalkarsa o zaman tamamen bir kargaşa olur. Bir kaos olur. olur, kaos bir kaos olur. olur. Dolayısıyla bunlar, biz yanlışları söyleyeceğiz. E, itirazlarımızı yapacağız. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partilerimiz de itirazlarını yaparlar. Fikirlerini söylerler, eleştirilerini yaparlar. Ama bir kaos oluşturacak, e, anahşi oluşturacak sözlerden, eylemlerden herkesin uzak durması lazım. Bize bir de tutarlı olmak lazım. Yani siz 100 bin liralık dairede kalıp e, geceli, günlüğü e, sonra elektrik faturasından e, yakınlamazsınız. Öyle bir hakkınız olmaz. Ya da bir balıkçıya 48 bin lira ödeyip bundan yakınamazsınız. Hala o parayı kendisi mi ödemiştir, belediye başkanı, belediye bütçesinden mi ödenmiştir, danışmanın tatil faturasını kim ödemiştir? Bunlar da toplum bilmek istiyor. Bunun için ben bu tür yani kaosa sebep olacak, krize sebep olacak, anarşiye sebep olacak, kamplaşmaya sebep olacak söz ve eylemlerden herkesin uzak durması gerekir. Peki vatandaşın bu konuda ya sürekli takip ediyoruz hatta daha da ileri boyuta taşıyorlar tabii ki onu tasvip etmiyoruz ama hani bazı illerde işte hükümet istifa vesaire sokaklarda işte eylemler vesaire düzenleniyor ama onları dediğim gibi kesinlikle tasvip etmiyoruz ama faturaların elektrik ve doğalgaz faturalarının yüksek geldiği konusunda en fikiriz değil mi? Orada tabii ki orada hiç kimsenin bir ihtiyacı yok. Ben, ben hatta de e, aynı son düzenleme ile ilgili de evet. bir... E, Cumhurbaşkanımızla da bir görüşmeniz oldu Evet. bildiğim kadarıyla. Biraz da onlardan bahseder Yani misiniz? biz e, şimdi bakın biz halkın içindeyiz Halkın kendisiyiz. Evet. Ben diyelim ki normal bir dairede oturuyorum. Ne kadar elektrik Ve, faturası geldi Genel Başkan? Size? E, 725 lira civarında geldi. Geçen elektrik faturamız evet. 350 liraydı. Evet. Şimdi %100'ün üzerinde bir evet. artış var. Artış var. Şimdi bu benim gibi e, diyelim ki e, sabit gelirli bir insanı. ...etkiler. Ama diyelim ki... ...şovmenler çıkıyor. Yani e, milyon dolarlık... ...villalarda oturuyor. Paşalar, ağalar. E, günlük harcamaları... ...bir yemek paraları belki... ...binlerce dolar. 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira. E, ve lüks... ...hayat. Ve bir programa gittiklerinde... Bunların içinde günlük 500 bin alan var, 300 bin alan var, 200 bin alan var, 100 bin alan var. Bir saatlik programdan 200-300 bin lira alan var. Bunlar da fatura gösteriyorlar. Showmenler, sanatçılar böyle. Şimdi neden nereye oynuyorlar? Kendi kitlelerini oynuyorlar. Onların onlara bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani onların dünya, onların şeylerini dile getirmiş oluyorlar sıkıntıdan. Ama o zaman vatandaş onların yaşadığı bir hayata bakması lazım. Ama şey var burada o gerçekten mağdur olanların da e, bu haklı isyanların isyanını gölgede Ondan bırakıyor. Onlara hiçbir şey. Ha, on, gölgede bırakıyor. Yani, yani onlar... söylediğiniz, işte, söylediğiniz şeyler gölgede bırakıyor tabii. bir nevi. Yani dediğiniz gibi mesela sanatçıların çıkıp e, ki gelir durumları malum. Onların çıkıp mesela fatura konusundan veriyansın etmeleri olay apayrı bir, bir boyuta evet. Bir de kazançlarını açıklasınlar. Bir de kazançlarını açıklasınlar. Yani hmm. ne kadar kazanıyorlar? Bunu açıklasınlar. Yani Memurların kazançları belli, milletvekillerinin kazançları belli, bakanların kazançları belli, aldıkları maaş belli. E bir de bu işte e, toplumu acite etmeye çalışan bu sanatçılar, şovmenler bu ekranlardaki ünlü e, kimseler, e, bir de bunlar açıklasınlar. Yani e, ne kazandıklarını, kimsenin kazancında gözümüz yok da. E şimdi birlikte kazanıp birlikte bölüşeceksek, bu ülkenin bu Milletin şu anda bizim en önemli problemimiz ne? Gelir dağılımındaki adaletsizlik. adaletsizlik. Şimdi gelir dağılımındaki adaletsizlik maalesef kapanmamış. Yani e, yukarıdaki, aşağıdaki arasındaki makas kapanmamış, tam tersine biraz daha açılıyor. Bence e, milletin isyanı aslında buraya. Yani Kesinlikle. millet e, nimeti külfeti birlikte paylaşıyorsa ee, o zaman nimeti de birlikte paylaşalım diyor. Şimdi maaşlarda da mesela fark çok açık, açıldı. Yani bir emekli var 2500 lira alıyor, bir emekli var 20 bin lira alıyor, 15 bin lira alıyor. Çok Şimdi, ciddi bir fark. Eskiden, bu eski dediğim 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Yani emeklilerin maaşları, diyelim ki e, şimdiki rakamlara yakın söylemek gerekirse örnek olsun diye... Şimdi 5 bin lirayla diyelim 10 bin lira arasında değişiyordu. Ama yani en aşağıdakini 5 bin alır gibi düşün. En yukarıdakini 10 bin alır gibi düşün. Yani bu en alttaki 500 lira diyelim geçmiş dönemde en yukarıdaki 1000 lira gibi düşünelim. Şimdi fark açıldı. Biri 2500 alıyor, biri 20 bin alıyor. 20 alıyor. Biri çalışırken 4000 alıyor, biri 50 bin alıyor, 100 bin alıyor. İşte birkaç yerden maaş alıyor. Bu kaç yerden, 3-5 yerden maaş alma işi sadece devlette çalışanlarla değil. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi, ben bunu gündeme getirdim. Yani buna itiraz ediyorum, bunu yanlış da buluyorum, bunun düzeltilmesi gerektiğini de söylüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylediği zaman olmuyor. Neden? Çünkü tek taraflı söylüyor. Peki dön kendi belediyelerine, İstanbul'daki bir genel sekreter ya da genel sekreter yardımcısı ya da bir genel müdür İstanbul şirketlerinin kaçının acaba yönetim kurulu üyesi? Acaba kaç yerden kaç lira maaş alıyor? Şimdi bunlar da bir açıklansın. Bunları da bir görelim. Aynı şey Ankara Belediyesi, aynı şey Mersin Belediyesi, aynı şey Antalya Belediyesi. Bütün bunlarla ilgili. Yani e, o da milletin parası. Yani e, devlette çalışanların aldığı ne kadar milletin parasıysa, belediyeyle ilgili milletin parası. Evet. E şimdi burada objektif olmak lazım ve hakkaniyetli, adaletli olmak lazım. Yani nerede bir yanlış varsa... Nerede bir adaletsizlik varsa, nerede bir haksızlık varsa onun üstüne hep birlikte gitmemiz lazım. Ama kendi başında bulunduğun ya da partinin yönettiği belediyeyi arkaya atıp sadece karşındaki hükümetin yanlışlarını dile getirdiğin zaman tutarlı olmazsın. Bunun nerede bir yanlış varsa ister merkezi yönetimde olsun ister yerel yönetimde. Bunların hepsini dile getirmek lazım. Bir de tabi bizim e, tasarrufa önem vermemiz lazım. Burada da tabi tasarruf dediğimizde e, öncelikli olarak vatandaşı söylemiyorum. E, hele geliri düşük vatandaşı hiç söylemiyorum. Öncelik e, devletten başlayarak, devletin kurumlarından başlayarak, belediyelerden başlayarak, e, yani e, milletin parasıyla yönetilen, milletin vergisiyle e, yönetilen kurumlardan başlayıp buradaki harcamalardan başlayıp aşağı doğru tasarruf etmemiz lazım. Tabii ki toplumumuzun da tasarruf etmesi lazım. Toplumumuzu da öyle bir hale getirdiler ki toplumumuz yani şu anda siz tasarruf dediğiniz anda hemen bir tepki oluşuyor. Halbuki öyle değil ki ya tasarruf etmek, tutumlu olmak insani bir özelliktir ve doğru bir özelliktir. Bir ahlaki bir erdemdir. Çünkü biz bir taraftan cömert olacağız. Ama savurgan olmayacağız. Burada yani. artık parantez açıp şunu sormak istiyorum. Şimdi adaletsizlik dediniz. E, dün mesela özellikle sosyal medyada e, meclis lokantasında çekilmiş bir adisyon fişi paylaşıldı. E, hani malum şimdi enflasyonun altında ezilen vatandaşlar vesaire yüksek gelen faturalar onlar bunlar tartışılırken oradaki o fiyatlar e, ciddi anlamda yani bir gazeteci olarak beni de çok rahatsız etti e, ki eminim vatandaş da fazlasıyla rahatsız etmişti etmiştir. Sizin de şeyle ilgili bir söyleminiz oluyor sürekli. Partilere ayrılan seçim bütçesi vesaire bu konuda işte o rakamların aşağıya çekilmesini söylüyorsunuz. Bu adisyonla ilgili, bu meclis lokantasında ilgili fiyatlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani şöyle, şöyle Kamuoyunun vicdanı ciddi anlamda. Ee, şöyle söylüyorum. Ee... Orada da doğru bilgilendirilmesi lazım vatandaşımızın. Bak, burada da bir yanlış bilgilendirme var. Şöyle bir yanlış bilgilendirme var. Ee, şimdi e, sanki o lokantadaki e, yemeği sadece milletvekilleri yiyor. Ya da orada çalışanlar. Hayır. Mesle gelen tüm ziyaretçiler orada yemek yiyor. Ve bir milletvekili düşünün. Diyelim ki sizin seçim bölgenizden 20 tane misafir geldi. Onları götürüyorsunuz oraya. Orada yemek ısmarlıyorsunuz, ikram ediyorsunuz. Evet. e Şimdi e, milletvekili maaşı normal maaşlara göre elbette biraz daha üst tarafta. Lakin bizim pozisyonumuzdaki bir milletvekili için düşündüğünüzde yani devletten hazine yardımı almıyorsanız efendim e, başka e, ticari bir geliriniz yoksa şimdi ne oluyor? E, biz Hani bunu şikayet etmek anlamında söylemiyorum. Helali hoş olsun bizi ziyarete gelenler. Şimdi oradaki milletvekili arkadaşlarımız kendilerinden ziyade oraya meclisi gel ziyarete gelen milletimize özellikle grup toplantıları olduğu gün meclise bir gelin siz görün. Diyelim ki o gün yüzlerce binlerce insan geliyor Anadolu'dan. E şimdi oradaki tahmin ediyorum benim bildiğim kadarıyla maliyetine bir satış yapılıyor. Yani üzerine bir kar konmuyor. Maliyetine bir satış hesaplanarak yapılıyor. Kar gütmüyor ama burada öncelik milletvekillerimiz değil, öncelik halkımız. Yani meclise gelen vatandaş orada en azından bir ikramla karşılaşsın. Milletvekilleri en azından kendini ziyarete gelmiş milletvekiller şey milletimize bir ikramda bulunsun diye ben o fiyatların aşağıda tutulduğunu düşünüyorum. Mesela e, burada da çıktığınız zaman İstanbul'da ya da Ankara'da ya da başka bir şehirde her restorantın farklı fiyatı vardır. Evet. Eğer restoran kirası daha yüksekse, elektrik gideri daha yüksekse, konumu e, daha e, işte İyi bir üst düzey bir semtteyse diyelim bir Beşiktaş'taki restoranla ya da işte sahildeki bir e, balıkçıyla efendim işte eee Beyli'deki ya da işte efendim neyse Büyükçekmece ya da Silivri'deki bir restorantın fiyatı aynı olur mu? Aynı olmuyor. Yani orada da öyle bir denklem olduğunu düşünüyorum. Çok da ayrıntısını bilmiyorum. Ama şeyi de biz genelde işin doğrusu hani biz fiyatları da orada Adisyon ben de gördüm şeyi yansıdığında gördüm. Bu geçmiş yıllarda bu rakam daha düşüktü. Yani geçmiş yıllarda kıyasladığımızda e, şimdi e, daha daha yükseldi. Geçmiş yıllara göre. Ama bunun düşük olmasının sebebi benim bildiğim kadarıyla yani bir kar amacı güdülmemesi. Maliyetine e, satış. Maliyetine satış. Yani orada ürünlerin maliyetine satışı yapılıyor diye biliyorum. O şekilde biliyorum ama burada öncelik öncelik vatandaş. Çünkü vatan her gün bin binlerce vatandaşımız meclisi ziyaret ediyor ve meclise gelen vatandaşlarımıza da milletvekillerimiz kendi maaşlarından yani şeyden değil, meclis bütçesinden değil, kendi cebinden kendi cebinden kendi maaşlarından ikramda bulunuyorlar. Ee, ki ben de onlardan biriyim mesela. Öyle milletvekillerimiz var ki e, yemeğe kesinlikle 3 kişiyle 5 kişiyle gitmez. Yani biz en az gittiğimizde 20 kişi gidiyoruz. Bazen 50 kişi gidiyoruz. Bazen 100 kişi gelmişse o gün bizim meclise ziyarete 100 kişi gidiyoruz. Ve onlara ikramı biz yapıyoruz. Aylık ortalama kaç kişi ağırlıyorsunuz orada? Efendim? Genel başkan olarak mesela. Sizin diyelim orada aylık kaç kişi ağırlıyorsunuz? Yani, yani şöyle... Olayın daha iyi anlaşılması açısından. Şöyle söyleyeyim. Normal bu pandemiden önce tabii daha sık bir şey oluyordu. Biz mesela haftada meclis 3 gün çalışıyor. Ee, şöyle düşünün, ee, her gün ortalama 20 kişiyle haftada 3 gün 20 kişiyle gittiğinizi düşünün. Ee, ne yapar? Ee, haftada 60 kişi, ee, ayda 240 kişi. 240 kişi evet. yapar. Evet. Tabii. Evet. Hı? Genel Başkanım, şeyden bahsettiniz, tasarruf tedbirlerinden bahsettiniz. Bu sadece. E Restoranda birlikte yemek, yediğimi yemek yediğimiz misafir bir de tabii yemek yemediğimiz sadece odamıza gelip çay içip kahve içtiğimiz içi vesaire. yapan yani ortalama ayda e, bin e, kişi falan mecliste evet, evet. evet. Tasarruf tedbirlerinden bahsettiniz bir e, konuk olduğunuz programda da bir çıkışınız olmuştu. Onu da sormadan geçemeyeceğim. Et almıyorum kuzu kestiriyorum. E, kamuoyunda bu sözleriniz büyük yankı uyandırdı. Burada vermek istediğiniz mesaj neydi tam olarak? Ee, yanlış mı anlaşıldı? Tabii hem e, Ya şöyle e, söylemek söyle. istiyorum. Şimdi ben de Anadolu'da büyüdüm. Aslında bir bakıma hani e, orada ne demek istediğinizi e, ben anladım. Evet. Ama e, toplumun çoğu kesimi, çoğu kısmı anlayamadı. Yok, Farklı yorumlar yapıldı. Aslında toplumumuz anladı da bir kesim algı operasyonu yaptı. Yani bir kesim algı operasyonu yaptı. Onda da çok mahirler yani çok becerikliler işin doğrusu. Benim orada söylediğim, ben kimseye bir tavsiyede falan bulunmadım. Evet. Ben kendi hayatımdan örnek verdim. Ben toplumun içinde olan bir insanım. Hayatım ben sana ben geçtiğimiz bu hafta sonu hanımla birlikte semt pazarındaydım, marketteydim kendi market alışverişimi, semt pazarında alışverişimi kendim yaptım. Kendim yapıyorum yani hem esnafla hasbihal ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın derdini, serzenişini dinliyoruz. Hem de pazara gittiğimde yani marketten diyelim alırsanız bir sebzeyi en az yüzde bazı marketine göre yüzde 50 bazısına göre yüzde 20-30 daha pahalı alırsınız. Ama pazara gittiğinizde onu daha düşük fiyata alırsınız. Efendim işte tarlaya gittiğinizde diyelim ki yetiştiği yere gittiğinizde ...biraz daha ucuz alırsınız... ...şimdi biz olabildiğince... ...ben hayatımda bunu olabildiğince... ...uygulamaya çalışıyorum... ...yerine getirmeye çalışıyorum... ...biz kalabalık bir aileyiz... ...köylü... ...köyümüzle hala irtibatımız devam ediyor... ...bir köylü çocuğum... ...kısmen hala çiftçilik yapıyoruz... ...benim köyüm oturduğum yere Ankara'da... ...100 kilometre... ...fırsat buldukça gidiyorum... ...kendi... ...üzüm yetiştiriyorum... İşte ceviz yetiştiriyorum, elma yetiştiriyorum. E şimdi e, ve bunları da ben e, satmak için yapmıyorum. Çoğunu biz geniş bir aileyiz yani anne baba dokuz çocuk yedi oğlan, yedi gelin iki kız iki damat işte e, otuz'a yakın torun e, Allah bağışlasın cümlesiyle muhafaza etsin. E şimdi biz dolayısıyla biz kalabalık bir aile olduğumuz için kendimiz üretebildiklerimizi kendimiz üretiyoruz. Toptan alabildiklerimizi toptan alıyoruz ve bu şekilde aile fertlerine paylaştırıyoruz. Daha ucuza getiriyoruz. Çünkü burada da öyle bir şey var. Yani bu işi nereden toptan alırsanız daha ucuza alırsınız. Ama ben bunu tabii küçük 1-2 iki kişilik, 2-3 iki, kişilik bir aile bunu yapmayabilir. Köyüyle irtibatı olmayan bir aile bunu ne, ne imkanı bulacak burada? Ben kendi hayatımdan örnekler verdim. Yani dedim ki ben hayatımı bir ee, bu pahalılıktan biraz e, kurtulmak için biraz da organik beslenmek için yani çünkü e, şimdi e, siz e, biz peynirimizi kendimiz alıyoruz yazın gidip e, hanımımız sütümüzü alıyoruz peynir alıyoruz. Efendim pekmezimizi kendimiz kaynatıyoruz. E, nohutumuzu, bulgurumuzu, pirincimizi şekerimizi e, yazdan alıyoruz, tedarik ediyoruz. E, şimdi bunu yaptığınız zaman bu Anadolu kültürüdür. E, bu Şeyle ilgili de böyledir, yani etle ilgili de böyledir. Yani Anadolu'da bir kısım bir yerlerde kışlık derler, bir kısım bir yerde etlik derler. Ee, i̇nsanlar kışa doğru e, kalabalık aile sitesi, kendi aileleri yoksa ortak e, iki üç aile, aile bir, bir, araya tarz, araya gelerek, bir araya gelerek. Evet, gelerek evet. Tabii öyle bir. Sonra da onun e, şey yaparlar e, ve e, dolayısıyla da e, ucuza mal etmiş olurlar bunu. Çünkü her gün gidip almaya kalktığın zaman e, piyasa şartlarında alacaksın. Ama bunu toptan, çünkü onu kesen, onu satan bir şey elde ediyor, kar elde ediyor. Sen o aracıya fırsat bırakmadan direkt kendin ürüne eriştiğin zaman bunu elbette ki markette daha ucuza elde edebiliyorsun. Ya da kasaptan alacağından çok daha yarı yarıya ucuza elde edebiliyorsun. İmkanı olanların bunu değerlendirmesi lazım. Ben bunu söyledim ama tabii burada siyaset çok yönde olduğu için Türkiye'de, ee, sizin ağzınızdan çıkan bir lafı hemen alıp farklı bir şekilde yorumlayıp değerlendirip oradan bir itibarsızlaştırma, bir itibar suikastine doğru götürebiliyorlar. Burada maalesef çok acımasız. Yani bu özellikle sosyal medyada e, Tirol'den mesela şikayetçi oldu Kemal Bey. E, kendi Tirol ordularını nereye koyacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin e, yönettiği Tirol ordularını Nereye koyacağız? Ya da taraftar kitlelerinin sosyal medyadaki akaretlerine, itibar suikastine kastine verdikleri desteği nereye koyacağız? Ya da hep beraber millet İttifakı olarak bir konuda cumhur İttifakı'ndan birisini karşılarına aldıkları zaman onlara yönelik toptan saldırılarını nereye koyacağız? Bu da onlardan bir tanesiydi. Halkımız biliyor, milletimiz biliyor, Anadolu insanı insanı bunu biliyor. Ama maalesef Anadolu'dan kopuk olanlar bunu bilemiyorlar. Yani şimdi mesela birisi de diyor ki ya tamam da diyor işte diyor herkesin diyor büyük buzdolabı olmaz ki nereye koyacak diyor nerede saklayacak. Allah aşkına soruyorum 30 sene önce hangi evde buzdolabı vardı? Anadolu, Anadolu'daki insanlar ettik ya da kışlık kestiklerinde evlerinde buzdolabı mı vardı? Nerede saklıyorlardı? onu saklamanın yöntemi var. Kavuruyor adam yazdan ve dolayısıyla onu e, muhafaza ediyor muhafaza edebileceği bir kapta aynı peynir gibi düşünün peyniri basıyor e, e, diyelim e, tuluma ya da e, efendim işte şeye e, bu e, büyük şeyler olur plastikten bidon dediğimiz e, bidonlara basıyor ve bir kış tuzlayarak onu kışın oradan e, bir kalıp ya da bir dilim e, ala ala e, tüketiyor e, akşamdan ıslatıyor Yenecek hale getiriyor e şimdi emek veriyor burada bir emek var. Ya. Ya da pekmezini işte küpte saklıyor. Çünkü şimdi Anadolu insanı bunu biliyor. Biz o hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Yani yapabildiğimiz kadarıyla. Yani kendi toprağımızla uğraşıyoruz. Kendimiz yetiştirebildiğimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Kendi yetiştiremediğimizi de yetiştirenlerden alarak hem bir ucuz elde etmiş oluyoruz. iki kaliteli organik yani ne yediğimizi ne içtiğimizi de biliyoruz. Bilerek hareket etmeye çalışıyoruz bilerek tüketmeye çalışıyoruz ve tutumlu bir şekilde bu hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim genel başkanım. Ağzınıza Sağ yüreğinize sağlık. Sağ olun.